Merhaba arkadaşlar. Burgül'ün tığı ve yeni yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet. Bugün size bu şekilde bir model hazırladım. Modelim e, alt bu çimen şekli bu şekilde değildi bana gelen model bu şekilde e, üç tane dalın e, sık iğneli trabzanlı dalların üzerine yapılmıştı alt bayağı bir ağır e, bu çimene göre Ben de sizler için bu siz de seviyorsunuz bu çimeni bu yuvayı hazırlayarak tek dalın üzerine bu şekilde üç tane yuva yaparak bu modeli hazırladım Evet modelimiz bu Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Şöyle bir de ters görünüşüne bakın. Evet, modelim bu. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. İkişer zincir çekerek tığ battılarımızı bu şekilde hazırlayıp şöyle ilk başlarken de aynen tığ battının içine sık iğne ile sabitleyerek başlıyorum. Şimdi bakın arasına bu şekilde üç tane ara suyu 3 tane ara suyumuz var. 3 tane ara suyundan sonra bu yuvayı hazırlıyoruz. Yuvayı hazırlayarak başlayacağız. Sonra ara suyunun yapılışını da göstereceğim. Şimdi tığ battığının içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. 2, 3, 4 ve 5 zincir. 2 defa tığımın başını bu şekilde doluyorum. 1, 2, 3. tığ battığıma şöyle 1, 2, 2, 2 alarak 4 seferde bir trabzan yaptım 5 tane zincir. Bir defa tığımı doladım. Trabzanın arasından ilmek alıp şöyle 2 2 alarak bu şekilde bir zincir halkası yaptım. Yine 5 zincir. Bir defa doluyorum. Trabzanı şöyle bakın arasında ilmek çıkarıp şu 5 zincirli yuvayı iki parmağımla tutuyorum ki rahat trabzan yapabileyim. 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Şöyle şunu alalım elimize dolaşmasın. Yine aynı şekilde 5 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Trabzanın arasından girip bir tane ilmek çıkarıyorum. Bu yaptığım bir önceki bakın zincir halkasını tutup trabzanı rahat yapmak için şöyle destek veriyorum. 3 tane 5 zincirden yuva hazırladık. Bunu bu yuvamızı hemen direkt trabzana sık iğne ile sabitleyip bu şekilde yuvamızı yapmış olduk. Bakın 3 tane yuva geri kalan trabzana da 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 şu şekilde yağlı güzel ve sık iğne yaparsanız görüntü güzel olur. 3 4 ve 5. 5 tane sık iğnemizi kalan trabzanımıza yaptık. Hemen aynı tığ battının içine kapatıyorum. Hemen sık iğne ile buraya sabitledim. Evet bu kadar yuvamızın yapılışı. Bakın 3 tane yuva 5 tane sık iğne ile bu çiçeğimizin dalını yapmış olduk. Şimdi şu ara suyunun yapımına geçelim. Yine 5 zincir çekiyorum. 2 defa tığımı doladım. 1 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battının içine şöyle 1 2 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Hemen 5 zincir zincir sayılarımızda aynı hem yuvamızın hem de bu kirpiklerimizin kafamız karışmasın. Kolaylık açısından herkes zincir sayısı kaç diye düşünmek zorunda kalmasın diye bu şekilde ayarladım geri kalan kısma yine 5 tane sık iğne tıpkı yuvada olduğu gibi 2 3 4 ve 5 aynı tığ battıya kapatıyorum şöyle sabitledim bir sonraki tığ battıya bir tane atlayıp ikinciye girerseniz bu şekil kapatın Lakin ben direkt üçüncüye girdiğim için daha fazla uzatmak istemiyorum. O zaman güzel de durmuyor zaten arkadaşlar. Yine 5 zincir. 2 defa tığımı doluyorum. 1, 2, 3. tığ battı ya. Şöyle 1, 2, 2 ve 2 alarak 4 seferde bir trabzan. 5 zincir trabzanımın arasında ilmek çıkarıp bu 5 zincirimi buraya kirpik olarak kapattım. Yine 5 zincir trabzanın altına yine sık iğne ile ikinci kirpiği kapattım. Ara suyuna bu şekilde ikişer kirpik yaparak aşağı iniyoruz. Geri kalan kısma yine 5 sık iğne. 3 4 ve 5. Şöyle güzel bir sık iğne yapın topaklanmadan. Hemen aynı tığ vaktının içine sabitliyorum bir tane daha dibine 5 zincir çekerek yapacağız tığ battığımızı sabitledikten sonra 5 zincirimizi çekip iki defa doluyorum 1 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battıma şöyle 1 2 2 2 alarak trabzanımı yaptım 5 zincir kapatıyorum ilk kirpiğim trabzanın arasına sık iğne ile 5 zincirimi sabitleyip 2 tane kirpik yaptım kalan kısma 5 sık iğne 3 4 ve 5 hemen dibine buraya sabitliyorum şimdi bakın 3 tane bu şekilde ara suyumuzu verdik Hemen yine yuvamızın yapılışına başlayacağız. Şöyle tekrar bir tane daha yuva gösterip bitirmek istiyorum. 5 zincir. Şöyle sıkı sıkı 5 zincirimi çektim. 2 defa tığımı doladım. 1 2 3. tığ battı ya. 1 2 2 2 alarak trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Bir defa tığımı doluyorum trabzanın arasına girip şöyle 2 2 alarak bakın trabzanımı yaptım 5 zincir bir defa tığımı doladım trabzanın arasına girip şöyle 2 2 iki alarak ikinci yuvamız yine 5 zincir bir defa doladım bir alttaki trabzanın içine girip şöyle 2. 2 alarak 3. yuvayı yaptım. Bakın 3 tane 5 zincirli halkadan oluşan yuvamız ve bunu hemen buraya sık iğne ile sabitliyorum. Geri kalan kısma da 5 tane sık iğne. 2 3 4 ve 5 Aynı tığ battının içine trabzan yaptığım tığ battının içine sık iğne ile sabitliyorum. 5 zincir çekerek devam edeceğiz şimdi biz bunu bırakıp çiçeğimizin şöyle yapılış kısmına geçeceğiz Evet şimdi şöyle ters tarafına çevirelim modelimizi ilk yuvamızın bu 5 zincirli yuvamızın içine sık iğne ile ipimiz sabitleyerek modelimizin yapılışına başlıyoruz 5 tane zincir çekiyorum bir defa tığımı doladım Ortadaki yuvanın içine girip 2 2 olarak aldım. Bir defa doladım. Yuvanın içine girdim 2 2 olarak aldım. 5 zincir. Bir defa tığımı doladım. Aynı yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2 2 olarak aldım. Bir defa doluyorum. Aynı yuvanın içine girip 2 2 olarak aldım. 5 zincir hemen 5 zincirimi 3. yuvaya sadece sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle 1 2 zincir çekerek düz tarafına döndüm. Yuvamızı şöyle ters tarafından kurduk. Bakın ortada ikişer trabzanlı yuva, yanlarda da sadece beşer zincirli ve sık iğne ile kapatılmış yuvalarımız var. Hemen bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum şöyle 2 2 alarak trabzan yapıyorum iki zincirim ve trabzanım iki tane trabzanım var bir defa tığımı doluyorum yuvadan girip bir ilmek alıp 1 2 ve 2 3 tane trabzan oldu 2 defa tığımı doladım aynı yuvanın içine şöyle 1 2 2 ve 2 alarak dördüncü trabzanı yaptım ilkini iki seferde ikinci trabzanımı üç seferde dördüncü trabzanı bu sefer dört seferde alarak bu şekilde boylarını yavaş yavaş uzattım beş tane zincir çekiyorum bu son yaptığım trabzanın arasına sık iğne ile sabitliyorum buraya bir tane beş zincirden tomurcuk oluşturdum yine bir defa tığımı doladım aynı yuvaya girdim şöyle bir iki ve iki İlk yaptığım işlemin tam tersini yaparak azaltacağım. Bir defa doladım. 2 2 alarak trabzanımı yaptım. 2 zincir ve sık iğne ile yuvama kapatıp ilk şöyle çiçeğimi yapmış oldum bak. Evet ilk bu şekilde yaptık. Aynısını sırasıyla sık iğnelerle geçerek diğer yuvalara da yapacağız. Yapımı çok kolay. Görünüşü böyle yağmur damlasını andıran bir görünüş olacak. 2 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. Bir defa doluyorum. Yuvaya girip 3 seferde 1, 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Şimdi yuvadan girip bir tane ilmek aldım. 1, 2, 2 ve 2 alarak 4 seferde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir son yaptığım trabzanımı şöyle aralayıp tomurcuğumu kapatıyorum buraya bir defa tığımı doladım aynı yuvaya ters işlem yapacağım 1 2 ve 2 3 seferde bir defa doluyorum aynı yuvaya 2 2 alarak bir trabzan yaptım 2 zincir 2 zincir sıkı sıkı olsun Hemen yuvanın içine sık iğne ile sabitledim ve diğer yuvaya da sık iğne ile geçtim. Bakın yapımı çok kolay ama duruşu çok güzel olan bir model. Şöyle tekrar yapalım. Tek katını almışım. Evet. Şöyle bir ışık getirelim. 1-2 zincir. Bu birinci trabzan. Bir defa doluyorum yuvaya girdim ilmek aldım 2 2 trabzan yaptım bu da ikinci trabzanım bir defa doluyorum yuvaya girdim şöyle 1 2 2 3 tane 3 seferde aldım 3. trabzan 2 defa doluyorum aynı yuvaya şöyle 1 2 2 2 alarak 4 seferde şöyle uzat yavaş yavaş uzattığım bir trabzan 1 2 3 4 5 zincir kapattım 5 zincirimi sabitledim bir defa doladım yapımı çok kolay ben anlamanız için şöyle yavaş yavaş yapmaya çalışıyorum bakın her birisini de tek tek anlattım şöyle 2 2 alarak 1 2 zincir kapatıyorum sık iğne ile buraya tamamlamış oldum bakın şu yeşil yuvaya da girin ki şöyle aşağı biraz meyilli ve güzel duruşu oluyor bu yeşil yuvaya sık iğne ile girmeyi unutmayın arkadaşlar hemen bakın dibine de bir zincir ve ipimi koparıyorum şöyle bakın gayet güzel hoş bir çiçeğimiz oldu şimdi şunu da yapalım daha iyi anlaşılır Evet şöyle biraz açık sarıyla yapacağız yine ters tarafından yuvalarımızı kuralım tersine çevirdik şöyle ilk yuvadan sık iğne ile sabitleyerek işimize başlayalım 5 zincir Bakın, bir defa tığımı doladım ve yuvanın içine girerek ortadaki yeşil yuvaya girerek 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım bir defa doluyorum 2 2 alarak trabzan yaptım. 5 zincir. Evet, yuvada da çiçekte de 5 zincirden şaşmamışız arkadaşlar. Sizler için de iyi olur diye düşündüm şimdi. Bir defa tığımı doladım. Yine ortadaki yeşil yuvaya girip 2, 2 alarak trabzan yaptım. Bir defa doladım. Yuvaya girip 2, 2 alarak trabzan yaptım. Bakın, ortadaki yuvamız. Yapılışı bu şekilde. Kenarlarında iki tane trabzan. 5 zincir. Şöyle 3. yuvaya, sonuncu yuvaya sık iğne ile sabitliyorum. Bakın bu şekilde yuvamız hazır. 2 tane zincir çekiyorum ters tarafında. Sonra iki zinciri çektikten sonra dönüyorum. Bu şekilde bakın yuvalarımız hazırladık. Bir defa doluyorum. Yuvanın içine girip şimdi buraya Alaaddin'in sihirli lambalarını yapacağız. 2 2 olarak aldım. 2 zincirim ve bir trabzan, iki tane trabzan. Bir defa tığımı doladım. Aynı yuvanın içine 1 2 2 alarak 3 tane trabzan yaptım. 2 defa tığımı doluyorum. Yuvaya girdim. 1 2 2 alarak 4 seferde. 4 trabzan Bakın yavaş yavaş hepsinin boyunu uzattım ve buraya 4 2 3 4 5 zincir. 5 zincirimi kapatıyorum. Son yaptığım trabzanıma sabitleyip buraya bir tane tomurcuk yaptım tepe noktasına. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 1 2 2 3 seferde. Bir defa tığımı doladım. Aynı yuvanın içine girip 2 2 alarak 2 seferde trabzan yaptım. 2 zincirimi çekiyorum. Hemen yuvaya sık iğne ile sabitliyorum. İlk lambamızı yaptık. Bakın bu şekilde. Sık iğne ile ortadaki yuvaya geçiş yapıyorum. 2 zincir 1 defa doladım. Yuvaya giriyorum. 2 2. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2 3 seferde iki defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2 ve 2. 1 2 3 4 5 zincir. Kapattım son yaptığım trabzana Bir defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. 1 2 ve 2. Bir defa tığımı doluyorum. Yuvaya girdim. Şöyle 2 iki, iki alarak 2 zincir çekiyorum dibinde sık iğne yapıyorum Evet ortadaki lambamızı da hazırladık diğer yuvaya bu şekilde geçişimi yaptım 2 zincirimi çektim şimdi sonuncuyu da yavaş yavaş yaparak iyice pekiştirelim 2 zincirimi çektim yuvadan bir ilmek çıkardım 2 2 alarak şöyle küçük bir trabzan bir defa doladım Yuvanın içine giriyorum. 1 2 2. 3 seferde 3. tırabzanımız bitimsekte daha yukarıda. 2 defa doladım. Alışları şu boyları da uzun oluyor. 1 2 2 ve 2. 5 zincir. Tomurcuklarımızda 5 zincir, yuvalarımız 5 zincir bir defa doluyorum yuvaya girdim şöyle bir iki ve iki bir defa doladım aynı yuvanın içine giriyorum 2 ve 2 sağda yaptığımız işlemin aynısını solda da yaparak bu şekilde simetrik bir iş yapıyoruz şimdi sık iğne ile buraya sabitledim aynı yuvanın içine iki zincirimi sabitledim bu yeşil yuvaya da giriyorum Bakın. Buradan bir tane ilmek çıkarıp buraya zarif olsun diye şöyle çözünürlük gelsin. Sahte sahte sık iğne yaparak kapatıyorum. Dibine de bir zincir çektim. Hemen ipimi kopardım. Bu kadar. Evet inşallah açık renkle daha iyi anlaşılmıştır. Hemen bunları bir temizleyip gelip bakalım hep beraber. Evet yapmış olduğumuz işimiz bu. Şöyle Bakın sizle yaptığımız ikisini de sizler için daha önce hazırladığım işimiz şöyle bir uzaktan hepsini bir göstereyim. Şöyle ters tarafından sanki daha net göstereceğim arkadaşlar. Evet. Modelim bu. Bakın çok da güzel oldu. Alaaddin'in sihir lambasını. Dediğim gibi herhalde başında söyledim. Çimeni çok ağırdı. Ben, benden istenen modelin e, sık iğneli 3 tane sık iğneli trabzanların üzerine. O da çok güzeldi. E, sizler için kolaylaştırmak babında bu şekilde bu çimenin üzerine yapmak istedim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Emeklerimin karşılığı olarak sizler de beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız. Böyle videolarımın devamı gelir arkadaşlar. Sizlerin beğeni ve izlenimine göre inşallah kanalı devam ettiririm. Modelim bu. Şöyle tekrar yakın bir plan geçit yapayım daha net. Görmeniz açısından. Evet. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Ve hoşçakalın.